Herkese merhaba, ben İsmet Hoca. Bugünkü dersimiz Uygurlar olacak. Uygurlarla ilgili belli başlı bilgileri vereceğiz. Bizim için tabii daha önemli kısımları anlatacağız. Derste sonra birkaç soru çözerek bitireceğiz. Baştan söyleyeyim, Uygurlarla ilgili çok soru var. Üniversite sınavlarında gelmiş arkadaşlar. Birazdan da zaten sorularda bunu göreceğiz. O kadar çok ki ben bir kısmını alabildim ancak soruların. Artık diğer derslerde fırsat oldukça da ilişkilendirip çözmeye devam ederiz. 744-840 yılları arasında yaşamışlar. Bakalım. Kurucuları Kutlug Bilge Külkağan'mış. 744 yılında kurulmuşlar. Karluklar, Uygurlar, Basvinler birleşip Göktürk Kağanlığı'na son verecekler. Daha sonra da Uygurlar bu bölgelere hakim olup devletlerini kuracaklar. En parlak dönemi Moyançur ya da Bayançur zamanında yaşamışlar. Böyle bir adam var. En parlak dönemlerinde bunun zamanında geçirmişler. Kimlerle mücadele etmişler? Kırgızlarla, Türgişlerle, Çinlilerle böyle bir mücadele içerisine girmişler. Şimdi şu bölgeler Uygurların yaşadığı yerler aslında. Karabala, Sagun zaten burası Uygurların da başkentleri. Yani Doğu Türklüğünü temsil eder Uygurlar. Bizim Göktürkler falan onlar şu bölgelerden çıkmışlardı. Yani Altay Dağları'nın eteklerinden çıkmışlardı. Onlar Batı Türklüğünü temsil ediyor ama Uygurlar Doğu Türklüğünü temsil ediyor. Dediğimiz gibi kuruldukları coğrafya şuralar, buralar bugünkü Moğolistan sınırlarında. İşte Orhun ve Selenga nehirlerinin aktığı coğrafya pek de verimsiz bir coğrafyaymış aslında. Çok verimli bir alanda değilmiş burası. Zaten sonraki yıllarda da güneye doğru inecekler. Şöyle başlayalım. Uygurların başta geçim kaynağı işte hayvancılık olmakla beraber bu tüm Türklerde böyleydi Orta Asya'da. Ama Uygurlar tarımsal faaliyetlere ilgi göstermeye başlamışlar. Bunu birazdan anlatacağız. Neyle alakalı bu? İşte kabul ettikleri din ve göç ettikleri yerlerle alakalı. Turfan gibi, Kansu gibi böyle daha iklimi iyi yerlere göç edecekler. Burada biraz tarımsal faaliyetlere de başlayacaklar Uygurlar. Bu bugünkü dersin en önemli kısmı. Yani Mani dininin kabul edilmesi Uygurlarla ilgili pek çok soruda bu noktaya bir atıf var. Mani dini Suriye'de doğmuş bir inanç sistemi. Zamanla doğuya batıya doğru da yayılmış. Bizim Bögük Han bir Çin seferi sırasında Mani rahipleriyle karşılaşmış. Bu dinden de etkilenip bu dini kabul etmiş. Hatta çevresine de kabul ettirmeye çalışmış. Nedir bu dinin özellikleri? Mani dini temelde bir şehirli ve tüccar dini olup göçebe yaşam süren Türk toplulukları bu dine pek rağbet göstermemiş. Yani bu dinin özellikleriyle Türklerin yaşam biçimi pek birbirine uymamış arkadaşlar. Şu bir gerçek. Yani bir inanç sistemiyle bir toplumun yaşam tarzı arasında taban tabana bir zıtlık varsa o inanç sisteminin kabul edilmesi çok zor. Bunu baştan bir belirtelim. Yani Mani dininin bir şehirli ve tüccar dini olması, Kaan'ın da bu dini kabul etmiş olması bir şey değiştirmez. Bu din böyle Türkler arasında çok aman aman da yayılmamış. Onu baştan bir belirtelim arkadaşlar. Neden derseniz, tekrar söylüyorum, Türklerin yaşam biçimine pek uygun olmaması. Peki bu uygun olmama durumu neyle alakalı? Şurada da ondan bahsetmişim. Et yok, adam öldürmek yasaklanmış bu dinde. Doğal olarak Türklerin temel geçim kaynaklarını, yani hayvancılığa ve savaşçı özelliklerine de ters bir durum olmuş. Dolayısıyla bu durum. Araplar bundan böyle bahsediyor. Arap kaynaklarında böyle geçiyor. Uygurların bu özelliklerini yumuşattığı söyleniyor. Ama onların da tarımsal faaliyetlere ağırlık vermesine yol açmış. Tabii herkesin değil, bütün Türkleri kastetmiyoruz burada. Bu dini benimseyen belli bir kesimin. Uygurların yerleşik yaşam düzenini benimsemesi, tapınakları inşa edip mimari eserler bırakması ve bu dini tanıtacak kitaplar yazması da bununla alakalı bir şey aslında. Demek ki inanç insanların yaşam biçimlerinde, ekonomik uğraşlarında, düşünce tarzlarında, kültürel seviyelerinde direkt bir etki yaratıyor arkadaşlar. Şöyle bakın, tapınakların inşası yani mimari eserler, yeni bir yaşam biçiminin benimsenmesi, İşte yazılı hayatın gelişmesi hep bununla ilişkilendirilmiş. Bu da böyle karşınıza çıkar. Dediğimiz gibi her ne kadar bu din Uygurların savaşçı özelliklerini yumuşatmış dense de Türk kültür tarihi bakımından çok önemli olmuş. Niye? İlim, sanat, edebiyat ve ticaret gibi alanlarda da Uygurlar büyük gelişme göstermişler. Herkes mi kabul etmiş? Dediğim gibi böyle prensler, prensesler falan böyle Uygurların ileri gelenleri. Ama yine de bu Türk kültür hayatını da çok etkilemiş, belirtelim. Bu dersin en önemli kısmı, tamam mı? En önemli kısmı, yani bu dersle ilgili sadece şu sayfayı bilseniz bile pek çok şey yaparsınız. Onu söyleyeyim, sorularda göreceksiniz. 840 yılında Kırgızlar gelecekler, Uygur başkentine saldıracaklar, Uygurlara son verecekler.
Uygurlar ne yapacak? Onlar kaçacaklar buralardan. Kırgızların baskısıyla buraları terk edip biraz daha güneye, işte Turfan, Kuça gibi, Kansu gibi bölgelere gidecekler. Bunların büyük çoğunluğu bugün Çin sınırları içerisinde ve bugün Uygurların da çoğunluğu Çin'de yaşamayı da sürdürüyor arkadaşlar. Buralar önemli. Şöyle bakalım. Dersin sonunda neler bilinmesi gerekir? Şunlar. Bugün Doğu Türklüğü diyorsak bu Uygurlar. Mesela biz Anadolu'daki Türkler Batı Türklerinden, yani Göktürklerin Batı kanadında yaşamış, Batı kolundan ayrılıp Anadolu'ya doğru gelmiş insanlarız. İran'a, işte Irak'a falan buraya gelmiş insanlarız. Doğu Türklüğü kim deseniz onlar Uygurlar burada. Yerleşik yaşamı benimseyen ilk Türk devleti. Bu çok önemli bir bilgi. Eriştikleri yüksek kültür seviyesiyle Moğolları etkilemişler. Hatta Moğol devleti yönetici kadrolarında da yer almışlar. Mesela Moğol devletinde Cengiz zamanında falan böyle pek çok katip Uygur kökenliymiş. Uygurca da Orta Asya'da çok uzun yıllar kullanılmış. Yani 15. yüzyılda bile böyle Uygurca yazılan metinler var. Hatta Osmanlı'ya bile böyle elçilikler, mektuplar falan gelmiş. İnançlarını yaymak için kitap yazmışlar, matbaaya benzeyen bir baskı kalıbı kullanmışlar ve tapınaklar inşa etmişler. Yani mimari ilk defa kendini nerede gösteriyor desek, o da Uygurlarda gösteriyor. Bu böyle, anlatacaklarımız bunlar. Şimdi geçelim sorulara. 2010 yılındaki LYS'de gelmiş. 745 yılında Uygurlar Karluk ve Basmilerle birlikte Göktürkleri yıkarak Orhun Nehri kıyılarına başkent Ötüken olmak üzere yeni bir devlet kurmuşlar. 9 aile birliğinden oluşan Uygurlar, Karluk, Basmil topluluklarını da itaatleri altına alarak bu sayıyı 11'e çıkarmışlar. Yalnız bu bilgiye göre hangisine ulaşılabilir? Bildiğim paragraf sorusu aslında, böyle çok da basit bir soru. B'ye bakın. Uygurlar farklı toplulukları bir araya getirmiş. Yani neyine de sormuşlarsa bunu artık. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir? İkisini de gördüğümüz için anlatabiliriz artık. Mani dinini Uygurlar benimsedi. Bunu geçelim. Göktürkler gök tanrı inancını benimsemişti. İşte Tapokan, Budizmi falan benimsemeye çalıştı ama tutmadı. Baskıda hareketler sistemini kullananlar yine Uygurlar, az önce bahsettim. Kağıt üretenler Uygurlar. Göktürk Hakanları İdikut diye bir ünvan kullanmamış ama Uygurlar İdikut, İlteber gibi ünvanlar kullanmış. Bu dördü ortak özellik değil ama A ortak özellik. Göktürklerin kendi alfabesi, Uygurların da kendi alfabesi var. 2007'de gelmiş yine. Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik yaşama geçmeleri beraberinde pek çok değişikliği de getirmiş. Hangisi bunlardan biridir diyor. Ticaret yapmaları. Eskiden de ticaret yapıyordu Türkler. Hayvansal ürünler satıyorlardı. Yerleşikken de ticaret yapıyorlar. Bu bir şeyi değiştirmez. Sanat. Göçebeyken de sanat vardı. Yerleşikken de sanat vardı. İki dönemde de sanata ilgi duymuşlar. Ekip biçme aletlerine sahip olmaları. Yani bu arkadaşlar tarımsal faaliyetler Uygurlar zamanında gelişmiş. Şuna da katılmıyorum da, yani sanki Türkler eskiden hiç tarım bilmiyorlardı gibi bir durum da anlaşılmasın. Yapıyorlar ama çok sınırlı tarım yapıyorlar. Böyle tahıl falan üretmiyorlar da daha böyle başka şeyler, daha mevsimlik ürünler üretiyorlar. Cevap bu olacak ama yine de, yani çünkü ÖSYM şöyle bakıyor mantığa. Yani Uygurlar zamanında yerleşik yaşam var, tarımsal faaliyetlere başlanmış. O zaman ekip biçme aletlerine sahip olunmuştur deniyor. Aslında geçmişte de böyle şeyler var ama siz yine de sorulursa böyle deyin geçin. Topluluklar halinde yaşamışlar. Herkes topluluk halinde yaşıyor. Kendilerine özgü dilleri kullanmışlar. Elbette öyle zaten geçmişte de. Ama cevap Ceyhan olur burada. Göktürk, Hun, Uygur. Yukarıdaki ilk Türk devletlerinden hangilerinde şehirlerin kurulmasıyla günümüze kadar gelen ev, tapınak, saraylar inşa edilmiştir? Şunların üstünü çizip mimari hangisiyle beraber başlamıştır dese cevap yine anlaşılır aslında. Ortaya çıkar. Tabii ki Uygurlar olacak. Çünkü yerleşik yaşam benimseyen bunlar. Göçebelerde mimari gelişmez arkadaşlar. Göçebe taşıyıp götüremeyeceği bir şey yapmaz. Ama Uygurlar yerleşik bir yaşam benimsemişler. Dolayısıyla bunlar da var 2006'da. Uygur şehirlerinden İdikut'ta kervansaraylarla Maniheist, Hristiyan, Budist mabetlerinin ve manastırların harabeleri yan yana bulunmuş. Yani farklı inanç sistemlerinin ibadethaneleri yan yana bulunmuş. Bunun bizim sınav sistemimizdeki karşılığı daima hoşgörü, inanç hürriyeti. Başka bir şey değil arkadaşlar. B'ye bakın, insanlar ibadetlerinde özgürdür. İnsanların ibadetlerinde özgür olmadığı bir ortamda, bir ülkede farklı inanç sistemleri yan yana mabetler yapamazlar. Bir inanç sistemi hakim olup diğerlerini baskı altına alabilir.
Dolayısıyla da böyle bir şey Uygurlarda söz konusu değil. Bu da 97'de gelmiş gördüğünüz gibi. Bir sürü soru var. Uygur Türkleri başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmışlar. Maniheizm için de bu böyle. Mesela bu dini kabul etmişler, kitaplar tercüme etmişler. Ama oradaki kelimelere Türkçe karşılıklar bulmaya çalışmışlar. Türk, Türkçe, kendi dilini korumak gibi ifadeler de varsa her zaman bu bizim sınav sistemimizde milli benliği korumakla eşleştirilir arkadaşlar. Bunu şeye benzetiyorum böyle. Mete zamanında Çin alınmıştı ama Türklerin Çin'e yerleşmesine izin verilmemişti. İşte çünkü Türklerin burada asimile olmasından endişe edilmişti. Orada yine cevap milli benlikti. Burada da milli benlik. Yani kendi öz kültürünü korumak gibi bir arayış söz konusuysa her zaman aklınıza da bu milli benlik meselesi gelsin diyorum. Her zaman söylediğimiz şey yazmayı unutmayalım. Kanalımıza da abone olursanız memnun oluruz diyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.